Herkese merhaba, ben Üçlü Hoca. Çıkabilecek tam 111 eser, bak az değil, 1-1-1 hocam, tam 111. Ne kadar yıldız koysak az hocam, müthiş bir listeyle karşılaşacaksınız. Duymanız yetecek hocam, şöyle 1-2 defa izlemeniz yetecek. Hepsi akılda kalacak, hepsi karşınıza mutlaka sınavda gelecek. Bir kısmı soruldu, bir kısmı da sorulmaya çok müsait. O zaman çok uzattın hocam, hemen başlayalım isterseniz. Şöyle ekranı aşağıya doğru alalım, benim kafam gözükse yeterli hocam. Orada azıcık ben buradayım desem yeterli. Evet, bir numarada Ahmedi var. İskender namesiyle, Cemşid-i Hurşidi ile soruluyor ama İskender namesi bir numara, biliyorsunuz illaki gelir. Gülşehri, Mantık-ı-Tahir, Ali Şir Nevai, Muhakemetü'l-Lügateyn, değil mi? İki dili karşılaştırdı. Şeyhi, Hüsrev-i Şirin, Süleyman Çelebi, Vesilet-ü'n-Necat yani Mevlid, Sinan Paşa, Tazarruname, Baki, Kanuni Mersiyesi. Bakın Baki'nin divanı var, Fezail-i Mekke, Fezail-i Cihat gibi eserleri var ama onları hiç sorulmuyor arkadaşlar. Sorulursa sorulacak tek eseri var. O da Kanuni Mersiyesi. Fuzuli, Bengübade, Nefi, Siham-ı Kaza, Nabi'nin ise Surnamesi. Tabii ki Nabi'nin Hayriyesi, Hayrabatı, birçok Tuhfetül Haremeyni falan çok çok önemli eserleri var. Ama şu an tamamen tahmin üzere gidiyoruz. Surname'nin gelme ihtimali bu sene çok çok yüksek, cebinizde kalsın. Ben yine de dur bir nokta atış yapayım, vallahi dayanamayacağım. 11. sıradaki Cihan Nüma, bu fezleke olur, keşfi züğünün olur. Ama Katip Çelebi arkadaşlar, net bir 2023 sorusudur. Böyle bir yazayım da en azından söylemediniz hocam bu sene, olmasın. Yine sınava yakın dönemde inşallah vurgularımı yapacağım, tahminlerim gelecek. Katip Çelebi, Cihan Nüma, Şeyh Galip, Hüsnü Aşk, dikkat, Yunus Emre, Risaletün Nusiye, Mevlana, Fihi Mafi, Hacı Bektaş Veli, Makalat, Kaygısız Abdal, Budalaname, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Şinasi, Şair Evlenmesi, Namık Kemal, Celaleddin Erzemşah. Bakın çok güzel bir seçme bu aslında. Namık Kemal'in intibahı, cezmesi değil mi? Zavallı Bey'i, işte Zavallı Çocuğu, işte Akif Bey'i, Kara Belası var da var. Bir sürü eseri var biliyorsunuz. Çok çok önemli. Her biri birbirinden değerli. Vaveyla falan bir sürü. Ama tuttum onlar içerisinden sorulmaya en müsait, gerek ön sözüyle gerek içeriğiyle. Celaleddin Erzemşah'ı aldım sizlere. Ahmet Mithat Efendi, Avrupa'da bir cevelen. Biliyorsunuz yani geçimini kalemiyle kazanan isim Ahmet Mithat Efendi. Yüzlerce, onlarca eser yazıyor. Avrupa'da bir cevelen. Tanzimat döneminin ilk gezi yazısı olması noktasında bence sorulmaya çok müsait. Evet, 21. isimdeyiz. Şemseddin Sami, Seydi Yahya, bak akla çok gelmez değil mi? Çok önemli. Ziya Paşa, Ali Paşa'yı yani yerden yere vurduğu, yerdiği, eleştirdiği, hicvettiği zafernamesi önemli. Ahmet Vefik Paşa, Tabibi Aşk, Direktör Ali Bey, Kokona Yatıyor değil mi? Ay Yaramzalar, Kokona Yatıyorlar, çok çok önemli eserleri var. Mizancı Murat, Turfanda mı Turfa mı? Çok bilinen bir isim değil. Recaizade Mahmut Ekrem, Muhsin Bey, Şemsan değil mi? Çok çok önemli. Abdülhakamit Tarhan, Garam, Muallim Naci, Ateşpare, Sami Paşazade, Sezai Sergüzeşt, Nabizade, Nazımsa, Zavallı Kız adlı eseriyle karşımıza geldi hocam. Liste devam ediyor. Geldik 31. sıraya. Tevfik Fikret, Haluk'un defteriyle karşımıza gelecek. Halit Ziya Uşaklıgil, Kırık Hayatlar. Çok önemlidir arkadaşlar. 40 yıl ve saray ve ötesi var biliyorsunuz. 40 yıl, saray ve ötesi, iki ayrı anı türünde eseri. Bu Kırık Hayatlar'la çok karışır. Özellikle 40 yıl değil mi? Aman dikkat, bu roman türünde yazmış olduğu eser, sorulmaya çok müsait. Cenab-ı Şahabettin, Hacı Yolunda, Mehmet Rauf, Karanfil ve Yasemin, Hüseyin Cahit Yalçın, Hayal içinde, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, uyuma dalıyorsun, oho şimdiden dalarsan da yarılamadık bile ya, dur. Hüseyin Cahit Yalçın, Hayal içinde demiştik. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Gönül Hanım, Süleyman Nazif, Gizli Figanlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye, Ahmet Rasim, Romanya Mektupları, Ahmet Haşim, Bize Göre. Eyvallah hocam. Tahsin Nahit, Ruhu Bir Kayıt, dikkat, Ömer Seyfettin, Kaşağı dikkat, Mehmet Emin Yurdakul, Ordunun Destanı, Ziya Göker, Türkçülüğün Esasları, Ali Canip Yöntem, Geçtiğim Yol, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomorre, sorulma ihtimali %100 arkadaşlar, 46'nın %100. Ben bunu hemen şöyle %100 diye yazayım da. Sonra hocam oran belirtmediniz, olmasın. Reşat Nuri Güntekin, Gizli El, Halide Edip Adıvar, Handan, Refik Halit Karay, Yezid'in Kızı, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Serap Ömrüm. Arkadaşlar bu listeyi şimdiden atıyor olmam size çok şey kazandıracak. Sınava yakın dönemlerde buna benzer onlarca liste, onlarca yazar eser atacağım size arkadaşlar. Orada da çok güzel bir tekrar yapmış olacaksınız, hatırlayacaksınız birçoğunu. Mehmet Akif Ersoy, dikkat, Safahat, Yahya Kemal Beyatlı, Eskişehir'in Rüzgarıyla, Faruk Nafız Çamlıbel,
Gönülden Gönüle, Orhan Seyfi Orhon, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Yusuf Ziya Ortaç, Akın'dan Akın'a, Enis Behiç Kor Yürek, Valide Ata Süleyman, Halit Fahri Ozansoy, Sulara Dalan Gözler, Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükut, Necip Fazıl Kısakürek, Örümcek Ağı Dikkat, Fazıl Üstün Dağlarca, Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya da çok önemlidir. Kalsın cepte. Evet, 61. isim Nazım Hikmet Ran, 835 satır. Attila İlhan, Sisler Bulvarı, Halide Nusret Zorlu Tuna, Git Bahar. Burada bir durayım. Arkadaşlar, edebiyatta ne durumdasınız aklıma gelmişken yorumlara yazmayı unutmayın, olur mu? Sık sık bunu söylüyorum, söyleyeceğim inşallah. Yorumlara mutlaka bunları yazın. Ne durumda olduğunuzu bir görelim. Neye ihtiyaç var? Edebiyatta ne gibi videolar istiyorsunuz? Kampın gidişatı ne durumda? Nasılsınız? Onları lütfen unutmayın, olur mu? Başta söyledik, şimdi de tekrar söyleyelim. Orhan Melikanık, yenisi Erdem Beyazıt, Dikkat, Sebep Ey, Cahit Zarifoğlu, İşaret Çocukları, Sezai Karakoç, Hızır'la 40 Saat, İsmet Özel, Geceleyin Bir Koşu, Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru, Peyami Safa, Şimşek adlı eseriyle listemizde yerini alıyor. Tarık Buğra, 71. isim Osmancık, Bismillah. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur. Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz. Mustafa Kutlu, Ortadaki Adam. Talip Apaydın, Sarı Traktör. Kemal Bilbaşar, Cemo, Memo da var biliyorsun. Samim Kocagöz, Kalpaklılar, değil mi? Dolu Dizgin falan çok önemli. Fakir Baykurt, Tırpan, Rıfat Ilgaz, Karartma Geceleri, Sabahattin Ali, içimizdeki Şeytan. Çok 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 önemli bu liste. Acayip önemli, acayip önemli. Dikkat! Orhan Ançerlioğlu, Bordamıza Vuran Deniz, Kemal Tahir, Sağır Dere, Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler, Orhan Kemal, Baba Evi, Abbas Sayar, Yılkı Atı, Muzaffer İzgü, İlyas Efendi, Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, sorulabilir dikkat Halikarnas Balıkçısı, o da %100 gelir de, Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar, Yusuf Atılgan, Ana Yurt Oteli, Haldun Taner, Şişhane Yağmur Yağıyor. Yani şu listede hangi birini eleyeceksin? Hani belki biraz önem noktasında Orhan Ançerlioğlu sorulma noktasında elenebilir. Muzaffer Üzgü çok sorulmuyor, elenebilir. Ama geriye kalanların her biri sınav sorusu olmaya çok çok müsait. Bana kalırsa hepsi müsait ama sınavda sorulan sorular ortada. Halikarnas Balıkçısı, biz de ona göre zaten bu listeleri, anlatımları yapıyoruz. Halikarnas Balıkçısı bence çok lazım. Sorulmaya çok müsait. Bu sene böyle bir Haldun Taner şıkkı şovu gelebilir. Bir Haldun Taner senesi olabilir. Katip Çelebi'den sonra ikinci bir tahmin gelsin. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu isimleri kesinlikle cebinize koyunuz. Peki hocam, geliyoruz artık sonlara doğru. 111 eser demiştik. Bakalım neler olacak. Adalet Ağoğlu, Ölmeye Yatmak. Bunu biliyorsunuz, 2022'de birebir söylemiştim arkadaşlar. Yine söyleyeceğiz, içiniz rahat olsun. İnşallah. Sait Faik Abasıyanık, Semaver, İnci Aral, Mor, Pınar Kür, Yarın Yarın, Nezihe Meriç, Menekşeli Bilinç, Buket Uzuner, Kumralada Mavi Tuna, Vüsat Bener, Buzul Çağı'nın Virüsü, Bilge Karasu, dikkat virüs bu arada. Bilge Karasu, Troya'da Ölüm Vardı, Selim İleri, Pastırma Yazı, Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam. Cebinizde kalsın, bu sene Rasim Özdenören'den de soru gelebilir. Çok çok önemlidir. Yıldızlara dikkat edin siz. Ben başka bir şey söylemiyorum. Evet, Latife Tekin, bunu da 2020'de mi tutturmuştuk? Birebir dedim bu da. Latife Tekin, Unutma Bahçesi, Sevgili Arsız Ölümle Gelecek demiştik, hatırlayın. Nazlı Eray, Ah Bayım Ah, Elif Şafak, Mahrem, Emine Işınsu, Azap Toprakları, Sevinç Çokum, Ağustos Paşa. Çok güzel bir Türkçesi vardır Sevinç Çokum'un, dikkat, kitaplarında gerçekten çok düzgün bir Türkçe kullanır. Nazan Bekiroğlu, yine sorulmaya çok müsait. La Sonsuzluk Hecesi, hatta şöyle ince olsun. İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası. Ekrana bir bakayım, bir kayma gitme olmasın, tamam. Nurullah Ataç, Karalama Defteri, daha kayma olmasın der demez sayfanın böyle olmasın. Evet, devam. Nurullah Ataç, Karalama Defteri dedik. Şimdi Nurullah Ataç itibariyle isimlere dikkat ederseniz, yani Nurullah Ataç, Cemil Meriç, en azından bu ikili diyelim. Biraz daha böyle öğretici metinler. Öğretici metinlerin çok fazla sorulmadığını hatırlatmak isteriz. Evet, Cemil Meriç, Bu Ülke, Güngör Dinmen, Midas'ın Kulakları, Turgut Özakman, Romantika. Bakın, çalışırken özellikle yazar eser noktasında arkadaşlar, roman odaklı çalışın. Roman, roman hikaye demiyorum, bakın roman odaklı çalışın. Şimdi şiir isimlerinin sorulma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Tiyatro eserlerinin adları da neredeyse hiç sorulmaz. Öğretici metinlerse çok ölü bir konudur arkadaşlar. Önemlidir eyvallah ama sınav noktasında ölüdür. Henüz canlanmadı, dirilmedi hocam. Çok ölüdür. Bu üçü genelde yazar eser listelerinde yer almaz. Bunu söyleyeyim. Bakın bu 111 eserinde rahat 100 tanesi romandır. Doğal olarak roman tarzı eserlere çalışmanızda büyük fayda var. İçerik çalışalım mı? İçerik videom benim kanalımda var diyorsunuz arkadaşlar. Çıkabilecek eser özetleri diyor. Orayı izlemeniz yeter. Size bir 10 yıl gider orası rahat. Önümüzdeki yıl, bu yıl, ondan sonraki yıl. Çok rahat, bir rahat 10 yıl gidecek bir video serisidir orası. 4-5 tane orada video var. Onlar eserlerin içerikleriyle ilgili. Onları izlemeniz yeter.
Onun dışında hocam illa ben ekstra çalışacağım derseniz de çok önemli isimlerin, çok önemli eserlerine bakmanız yeter. Yani böyle tutup da atıyorum Latife Tekin, eyvallah çok büyük bir isim ama Unutma Bahçesi'nin içeriğine bakmanıza çok da gerek yok. Ya da Emine Işınsu'nun gidip de Azap Topraklarına çalışmanız tam bir vakit kaybıdır. Yani ne olabilir ki Allah aşkına? Sevinç Çokum, Ağustos Paşa falan. Ya bunlar tabii ki yazar eser noktasında gelebilir, liste noktasında, tablo noktasında ama asla içerik olarak gelemez. Bu imkansız. Ha, içerik olarak gelecekleri söyleyeyim ben sana. Yakup Kadri'yi cebe koymalısın. Halide Edip Adıvar'ı cebe koymalısın. Değil mi? Bunlar kesin. Ha, bunun dışında Kemaller, değil mi? Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, bunlar mutlaka gibi Tarık Buğra. Yani o dönemde çok böyle iz bırakmış Refik Alizkaray, Reşat Nuri. Hani ne kaldı hocam diye düşünmeyin. Saydığım 8-10 tane isim aslında. Yani roman odaklı bir yazar eser çalışmanız, içerik çalışacaksanız yine roman odaklı çalışmanız, hatta edebiyata genel olarak roman odaklı çalışmanız sınavda full çekmenizin anahtarıdır. Vakit kaybı yapmayın arkadaşlar. Geçen senelerden beri ben hep bu anlatımları yapıyorum biliyorsunuz. Yani 2019'da yanılmıyorsam bu kanala başladık. Çok daha yakın, Türkçeden çok daha yakın bir zamanda başladım arkadaşlar edebiyata. İlk günden beri hep böyle nokta atışı videolarla karşınıza geldim. Gereksiz ayrıntıları hiç vermedim. Ha, son 2 yıldır da böyle ayrıntı isimler başlıklarıyla kaçırmamak adına, hiçbir soruyu kaçırmamak adına ayrıntı isimleri de böyle kıyıda köşede kalanları da veriyorum. Kısacası bu sene itibariyle hiç açık yok. İçiniz o anlamda çok rahat olsun. Satır satır gidiyoruz ama vurguları kaçırmayın arkadaşlar. Gelecek soruları ben zaten öncesinden satır satır 24'te 24 söylüyorum. Bazen dikkat eksikliği kaçabiliyor öğrenci tarafından. Böyle 23'e 1 yapıyor adam. Hocam dikkat eksikliği diyor. Eyvallah diyoruz. Hadi 1-2 tane yanlışa saygı duyuyoruz ama ötesini asla kabul etmeyiz. Yani 20'den aşağı en kötü beklemiyoruz hocam. Onu da söyleyelim. Hadi kolay gelsin. Yorumlarda görüşmek üzere.